Ayrıca yine o bölgede bizim kalın bağırsağın son bölümü, rektum adını verdiğimiz bölgede yapılan cerrahi müdahale çok travmatik olduğu için o bölgedeki sinirler ister istemez zedelenmekte ve ereksiyon kaybına neden oluyor. Keza yine aynı bölgedeki nöroşirurji ameliyatları veya bel düzeyindeki nöroşirurji ameliyatlarından sonra da yani beyin cerrahisi ameliyatlarından sonra da bu tür ereksiyon kayıpları oluşabilmektedir. Hocam prostatla ilgili bir şey sormak istiyorum. Prostat hastalarının ameliyattan en büyük kaçma sebeplerinden biri halk arasında aslında belki de yanlış biliniyor. Şöyle bir şey söyleniyor. Prostat ameliyatından sonra cinsel hayatının biteceği. Kimisi de işte çocuk sahibi olamayacağı. Hangisi gerçek? Şimdi şöyle. Prostat ameliyatlarından sonra bizim normal yani kanser olmayan prostat ameliyatları kapalı olsun açık olsun ondan sonra meni gelmemektedir. Dolayısıyla bu kişinin çocuğun olabilmesi için idrarla atlı spermin yeniden santrifüj edip hazırlanıp kadının yumurtlama döneminde rahimden içeri verilmesi gerekir veya tüp bebek uygulamaları olabilir. Ama bu insanlarda normal bir ilişkide çocuğun olamayacağı gerçektir. Prostat kanseri ameliyatlarından sonra ise zaten meni hiç gelmemektedir. Yani diğerinde meni idrar kesesine kaçıyor. Normal kapalı tur adını verdiğimiz ameliyatlar veya açık prostat ameliyatı. Ama prostat kanserinin ameliyatından sonra artık meni söz konusu değil. Bunlarda tek bir şekilde olabilir. Testisten sperm elde edilirse o takdirde çocuk sahibi olabilirler. Evet ama iktidarsızlık sorunu yaşamıyorlar. Hayır. Şimdi şöyle. Normal prostat müdahalelerinden sonra iktidarsızlık söz konusu değil. Tam tersine prostat hastalığı seyrederken kişi idrar rahat yapamadığı için, idrar kesesi rahat boşalamadığı için genelde bazıları mesela sonda takmak zorunda kalabiliyorsun. Bu insanların tabii normal bir cinsel hayat sürdürmesi mümkün değildir. Evet. Dolayısıyla ameliyattan sonra daha rahat olurlar. Daha rahat ilişkiye girebilirler. Peki hocam bir de kalp hastalarına değinmek istiyorum. Özellikle kalp krizi geçirmiş kişiler veya bypass ameliyatı olmuş kişiler cinsel hayatlarına sorun yaşıyorlar. Aslında psikolojik olarak sorun yaşıyorlar. Dün bayağı bir mail geldi bununla ilgili de onlardan birkaç tane soru size sormak istiyorum. İşte ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz şunu sormamızı rica etmiş. Bypass ameliyatı olmuş. İktidar problemi, ya iktidarsızlık gibi bir sorunu yok ama cinsel ilişkiye girmekten çekiniyor. Tekrar bir kalp krizi geçirecek diye ne öneriyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce bahsettim. Bir insanın koroner arterleri tıkanmışsa genelde penis arterlerinde de tıkanıklık vardır. Şimdi bu insanlar ağızdan verilen tedavilerde eğer kişi koroner arter açıcısı olarak nitratlar adını verdiğimiz bir takım ürünler var. Onları kullanıyorlarsa bazı ereksiyon sağlayıcı bazı ilaçları kullanmaları sakıncalı olabiliyor. Bunları hatırlatmakta yarar var. Hatta normalde eczaneden ereksiyon için alıp kullanabileceği ilaçları da bu kişiler genelde kullanamaz. Koroner arter dilatatörü nitrat grubundan değilse bunlar rahatça kullanabilir bir takım ürünleri. Artı eğer ağızdan bu kişilere bazı ürünleri veremiyorsanız ona enjeksiyon tedavisi adını verdiğimiz kişiye uygun olarak hazırlanmış bir takım doze edilmiş ilaçlar penise enjeksiyon yoluyla verilerek ereksiyonu sağlanır ve bu insanlar da normal cinsel ilişkiye girebilirler. Ayrıca tüm verilen tedavilere, tıbbi tedavilere rağmen ki şimdi artık işte düşük frekanslı bir takım şok dalgalı tedavi var ama onların henüz istatistiki değerleri elimize geçmiş değil, denenebilir. Onun ötesinde protez takılabilir. Ama protez en son düşünülecek olaydır. Yapılan tüm tedavilere rağmen yanıt alınamazsa veya hasta uzun süreli enjeksiyon tedavisini kabul etmezse bu insanlara protezler uygulanır. Peki hocam protez dediniz. Protez ne kadar sürede takılıyor? Nasıl bir işlem sürdürülüyor? Şimdi protez sonuçta bir ameliyatla takılıyor. Evet. Bu ameliyata takılan protezlerin bir kısmı sert adını verdiğimiz yani ne eğilen ne bükülen olduğu gibi sert çubuk halinde duranlar var ki bunu artık pek kullanmamakta. Onun yanında bugün eğilir bükülür protezler var spiral yapısı dolayısıyla. Bir de şişirilen protezler var. Tabii anatomik yapıya en uygun olan protezler şişirilebilen protezlerdir. Bunların da iki türü var. Bir boylamasına uzayan, bir boylamasına ve enlemesine büyüyen protezler vardır. Tabii ki en uygun, en kullanışlı olanlar boylamasına ve enlemesine büyüyen protezlerdir. Hidrolik sistemle çalışmaktadır. O bakımdan protezlerde bazı insanlara zorunlu durumda kullanabilmektedir ki bu aşağı yukarı ereksiyon yetersizliği olan 100 hastanın ikisinde kullanılması uygun olabilir. Evet. Şeker hastaları hocam sağlıklı bir cinsel hayat yaşamaları için nelere dikkat etmeliler? Şimdi şeker hastaları için birincisi kan
vücuttaki şeker burada çok önemli. Açlık kan şekeri değerleri %150 miligramın üzerine çıkmamış olmaması lazım. Daha aşağıda seyretmesi lazım. Kolesterol değerleri, trigliserit değerlerinin normal olması gerekir. Eğer bunlar sağlanıyorsa kandaki hormonal düzeyler, testosteron hormonunun normal düzeyde olması, işte prolaktin hormonu da keza. Çünkü prolaktin hormonu yüksekliği de genelde cinsel isteksizlik ve bir takım ereksiyon kayıpları neden olabileceği gibi testosteron hormonu azlığı kesinlikle bir ereksiyon kaybı nedenlerindendir.